Kılıçoğlu var. Bugün sizlerle Nisan ayı ajandası yapacağız. Kanala kısır günü muamelesi yapıp ayda bir kere uğradığımı farkındayım. Bu düzen umarım ileriki günlerde değişecek. Kısır gün deyince bak altın geldi. Altın setimi de fark etmişsinizdir yanında belki. Neyse, Nisan ayı benim de doğduğum ay olduğu için her videoda bahsediyorum. Ben muhtemelen kaçırmamışsınızdır bu kısmı. Daha bir böyle özeneyim dedim, insan kayırayım dedim. Tabii de kayıracağım. Kayırmayıp da ne yapacaktım? Böyle bir düşündüm şey olur ya böyle. Çok özenince bir şeye ağzına tükürülür böyle. Bir kötü olur, bir böyle ecüş bir şey olur. Bana da öyle oldu galiba. Ne bir tema bulabildim, böyle bir sürü şey düşündüm, oylama yapayım dedim. Bir sürü şey içinden hiçbirini beğenmedim. Hiçbirini layık görmedim bu aya. Geçen Nisan ayında mini kamsi konsepti yapmıştım. Yani çıtayı öyle yükseltmişim ki geçmek zor oldu falan. Tornavida var tabii ki de en yüksek çıtada ama neyse. Oralara girmeyelim şimdi. En sonunda dedim ki, ya bebeğim sen ne güzel konsept mi olur, konseptim tadı var olsun her yer falan diye. Neyse, bana tabii ki de sulu boyamın ve altın varaklarımın eşlik edeceği şahane bir, gerçekten çok güzel olacağını düşündüm. Hiç alçak gönüllülük falan yapamayacağım. Şımarıklık diz boyu yani bu videoda. Böyle güzel bir konseptle karşınızdayım. Neyse, konsepti zaten bir yandan anlatacağım. Anlatacak da çok şey yok da bir sürü anlam yükleyip saçma sapan 5 dakika önce konuşabilirim konsept hakkında gene de. Başlayayım bir yandan da ilerleriz yavaşça. İlk olarak giriş sarfım tasarımıyla başlayacağım. Onun için de böyle mavinin daha önceden hazırladığım birkaç tonuyla, ki siz hangi rengi seviyorsanız onu kullanın. Çünkü yapacağımız tasarım genel olarak böyle abstract, sürreal bir tasarım olacağı için bir renk kısıtlaması yok. Ya ne yapayım ne edeyim falan derken dedim ki beni en çok anlatan şeyleri böyle sanki hani sanatçıyı tanıyalım sayfaları vardır ya, böyle sevdiği şeyleri, yaptığı şeyleri falan anlatır. Böyle birazcık beni anlatan bir sayfa olsun. Böyle baktıkça görsel olarak benim çok hoşuma gitsin dedim. Hani bir temas seçmeyeyim direkt diye. Çünkü öncesinde düşündüm işte en sevdiğim şeyler içinde kahve, çikolata, pasta falan böyle şeyler vardı. Ya dedim bütün ay bakıp pastaları kendimi cinnet geçirtmemek için daha böyle iş acıcak sanatsal bir yana kayayım dedim. Sonra böyle çok öncelerden, ilk tarzımı bulduğum zamanlarda daha doğrusu, böyle Instagram'ı takip ediyorsanız beni görmüşsünüzdür belki. Çünkü son birkaç çizimime de ilham oldu bu benim ilk tarzımı bulduğum zamanlarda kullandığım tarz diyebilirim. Onun daha sadeleştirilmiş, biraz daha grafik hale getirilmiş, burada video çekerken başında 15 saat harcamadan çekebileceğim bir şekilde yansıtabileceğim sadelikteki halini size göstermek isterken diye, Allah'ım cümlenin başı nasıldı acaba? Öznesi bile yok. Yani çok uzaklaştım başından. Neyse, birazcık daha böyle benim tarzımı anlatacak, görsel olarak bana hitap edecek bir şey yapacağım. Ama görselliği bence tatlı olacağı için İstediğiniz renkleri değiştirerek ve arasına böyle sevdiğiniz objelerine, bileyim kahve bardağıdır, minik kediniz vardır, işte onudur falan böyle. Biraz da böyle sürreal halde, basitleştirilmiş halde, biraz da grafik olarak sadeleştirilmiş halde yansıtacağınız şekilde siz de aynısını kendinize uygulayabilirsiniz kendi ajandanıza. Bence çok kişiselleştirilmiş olacağı için zaten kişisel ajanda temasına çok uyuyor diye böyle bir açıklama yapmaya gereksinimi duydum. Tabii ki de şey de düşündüm böyle, temayı artık bulamayınca hiçbir şekilde dedim ki tam Tuğçe rengi odaklan falan dedim, hani böyle konu bulamıyorsun bari renkten yola çıkarak ilerle derken işte dedim mavi olsun, tabii ki de pilot kalemim olsun, beyaz kalemim de olsun en sevdiğim malzeme olarak. Önüne alamayacaktım sorusunda birçok malzeme oldu, gene eledim aradan da böyle. Bir de altın varak olsun dedim. Şimdi insan gelip de kendi doğduğu ayda altın varak kullanmazsa o kadar altın zengin gösterir, çok iyidir altın diye yaptığım tüm reklamları resmen kendim kötülemiş oluyorum. Bir çelişki oluşuyordu kanalda ki bilirsiniz çelişkileri çok severim ama bu videoda yer vermek istemedim. Böyle altın serpiştirmeleri falan yapacağım. İyice kısır günle bağlanan bir video olacak yani. Ama altını böyle ayarında kullanacağım. Ya büyüdükçe olgunlaşıyor ya. Yok ya, bir sadelik, böyle bir zarafet, bir incelik, bir prenses havaları. O ömmelere doyamıyordu. Neyse. Genel olarak yani demek istediğim şey anladınız galiba. Zaten anlatamadıysam bile neyse ki podcast yapmıyorum. Görsel öğeler var ki konuşma özürlülüğümün ön plana çıktığı noktalar derken çok güzel oldu yalnız. Çok nokta atışı, bravo Tuğçe'ciğim. Yerinde bir örnekle. Konuşma özürlülüğümün ön plana çıktığı noktalarda gene söyleyemedi ya, Allah Allah. Bak şimdi resmen kendi ayağımı sıkıyorum sürekli. Konuşma özürlülüğümün ön plana çıktığı şu noktalarda görsel ögeler en azından söylemeye çalıştığım şeyi destekleyerekten sizin anlamınıza da yardımcı oluyor olabilir. Haşarlar. Bu konuşmayı nereden kaptığımı emin değilim. Operatör konuşmasıyla rehber öğretmen konuşması arasında sesli kitap dinliyorum, acaba onun etkisi mi? Bilemedim. Gerçekten bilemedim. Neyse. Sizin varsa Tuğçe'cim aynı şunun gibi konuştum. Bu nevi ağzın ortasına burasım geldi dedirten, o konuşmanın temelinde yatan kişi biliyorsanız lütfen bana da belirtin. Bilinçaltımı şu an çok deşemeyeceğim çünkü.
Neyse bir saniye. Birazcık size böyle yaptığım şeyden de bahsedecektim. Ne kadar bahsedemeyecek olsam da bahsetmeye çalışacağım şimdi. İlk olarak ajandamın sayfaları ince ama bu ay kayırma ayı olduğu için suyu da böyle, suyu bol kullanmadım ama rengi böyle abanarak, yani büyük alanları boyayacağım için, fazla boya kullanacağım için her şekilde bence arkasına geçecek. Dedim ki arkasına geçerse de ya aradan bonkörlük yapıp ya çok yüce görünüyüm neticede bir sayfa atlar öyle devam ederim ajandaya. Canım ne olacak, bir sayfanın lafını mı yapacağım derken sonra bir Tuğçe ziyan etme lafı dedim. Hemen içindeki küçük teyze Tuğçe çıktı çünkü ortaya. Müsriflik yapma dedi. Oraya en fazla dedim ki bir sonraki sayfada böyle buruşan, yırtılan, hani böyle rengin geçtiği yerler varsa başka bir yerden sayfa kopartıp, çünkü bak o müsriflik olmuyor başka yerden kopartıp üstüne yapıştırmak. Çok işte mantıkhataları.com. Oraya yapıştırırım, böyle kolaj yapıp kurtarırım dedim. Onu ama gerçekten bırakacağım, gelecekteki Tuğçe ilgilensin bu tür sorunlarla. Şu anki Tuğçe sadece buradaki sayfanın güzel olmasına odaklanacak. Sulu Boya'nın bu transparan etkisini kullanıp birkaç rengi böyle üst üste bindiriyorum ki sanki bu halkalar, bu işte geometri çekiller birazcık daha böyle transparan, şeffafmış da birbirinin içinden birbirini görüyormuşuz etkisi yaratıyor. Ama olabildiğince koyuyu da böyle koymak istiyorum çünkü koyusuz resim değildi. Araya da böyle sadece mavi kalmasın diye aslında birazcık daha böyle sevdiğim diğer bir renk olan somon renginden minik minik çatıcıklar yerleştiriyorum. Nedense benim ev çizmek, ev şekil olarak, ev figürleri diyecektim. Görsel olarak bana çok çok çekici geliyor. Neden hiç bilmiyorum. Her şeyle uyuyor gibi geliyor. Böyle şey gibi, beyaz sneaker gibi. Örnekler havada uçuşuyordu maşallah. Maşallah çok iyi ya. Neyse ha. Şekilden bahsedeyim. Şekilden bahsedeyim çünkü hemen tekrardan böyle saçma sapan konuşmaya geçmek istiyorum. Onun için birazcık da çizim şeyden hemencik bahsedeyim. Arkasına geçme sorunu böyle atladık. Ajandamın markasını soranlar için gerçekten bilmiyorum ama 2-3 ajanda videosu öncesinde bu ajanda yeni başlamıştım. Orada bahsetmiştim ama kağıtları çok ince değil. Çok kalın da değil. Böyle 150 gramı hayatta geçmez. Muhtemelen 120 falan arası. 100-150 arası diye bir şey düşünüyorum. Bulabiliyorsunuz daha kalınını alın ki böyle slow ayağı bana bana kullanabilirsiniz. Yaprakları da böyle saman soman arası bir şey. Yani beyaz boya falan kullanınca böyle güzel öne çıkartıyor. Ama genel renkleri böyle daha soluk gösterdiği için çok daha uzun vadede sıkılacağım gibi geliyor da neyse ki çok kalın bir ajanda değil. Neyse teknik detayları geçtiksek şeyden de bahsedeyim hemen, boyamdan da. Zaten emeklerim sulu boyam, canım benim. Winsor & Newton'ın Cotman serisinin sulu boyası. Hala yenisini aldığım halde vazgeçmediğim boyam. Ay kamyon geçmedi. Daral geldi. Benim konuşmamı bekliyormuş. Sanki sanayiden sesleniyorum ya. Ne çok kamyon geçti arkadan. Bir saniye kesmeyeceğim ama kesmeyeceğim. Devam edeceğim azimle. Kusura bakmayın arkadaki sesler için. Altın boyamda Kuratek'in Starry Colors olması gerekiyordu. Bunu da böyle bir upgrade etmek istiyorum. Ya, yeni bir şey alırsam zaten siz de böyle burada deneriz. Neyse hemen şeyden bahsedeyim birazcık. Bu ayki beklentilerim, bu ayki ajanda düzenim. Çünkü bu ayki ajanda düzenimi tekrardan değiştiriyorum. Sürekli bir yenilik değişim halindeyim. Çünkü geçen ayki yaptığım setup çok yeni bir şeydi. Çok değişik bir şey denemiştim. Bir işe de yaramadı. Hiç hoşuma gitmedi. Kafamı karıştırdı. Doğrusu kullanamadım. Yalan yok. Kendi ayağıma sıkmışım ama deneyerek öğreniyoruz işte. Ama önceki kullandıklarımdan da birazcık daha değiştim. Yani geçen aydan hoşuma giden bir iki nokta vardı. Onları ilave edeceğim içindeki setup'a. Onun dışında da ajandayı birazcık daha böyle hayatımı düzene sokayım, bazı noktalarda iyileştireyim amacıyla daha da kullanacağım. Hani sadece şey değil, randevularımı hatırlayayım, kendime vakit ayırayımdan ziyade yani Tuğçe'cim artık şu dağıttın bir toparla kendini mesajları verecek bir ajanda da olmasını istiyorum. Böyle bir ay olsun da istiyorum zaten. Ne bileyim, her ay istiyorum aslında da. Bir de böyle hani yeni yaş, yeni doğum günü, yeni başlangıç, çok falan diye böyle psikolojik destek de varken ayın içinde birazcık böyle en azından meditasyon, yoga, bir sakinlik, minik yürüyüşler, albaya ayrılan birazcık daha fazla zamanlar falan diye böyle kendimi sakinleştirip düzenlediğim, kendimi anlayıp dinlediğim, kendimle barışça haçam falan diye böyle minnoşluk ötesi pofidik bir hale geleceğim. Bir ay olsun, öyle bir ajanda olsun istiyorum. İşte sinirlendirme insan. Çok sinirlenmiş. Onun için böyle gerçekten bir tık daha böyle ajanda olsun, hani düzene soksundan ziyade bana destek olsun, birazcık daha hani motive etsin beni istediğim bir nasıl söylerim ya, bu cümleler niye bu kadar uzun oluyor, siz de cümle kurunca bu kadar uzun oluyor, başını unutuyor musunuz sonuna geldiğinizde? Neyse işte yani birazcık daha hayatımı düzene soksun, bana birazcık destek olsun istediğim bir ay bu ay. Bana destek atarsanız sevinirim. Doğum günümden önce, sonra doğum günümde, doğum günümden hemen bir saniye önce gece 00:00'da mesajlar atmak isterseniz
Çok sevindirirsiniz beni. 19 Nisan'da tekrardan belirtmiş miydim? Sanırım 5 kez belirtmiş, gene belirtecek. Birazdan gene belirteceğim zaten. Bu arada doğum günümü kutluyorum. Önceden böyle şey yapardım. Aa işte doğum günümde bekleyeyim de belki seni babana sürpriz yapar diye falan yaptım. Ama onun, hiçbir zaman onun sürprizleri benim kafamda kurduğum, kendimi özel atın üstünde sahneye falan girdiğim sürprizlerle örtüşmediği için, hayal kırıklığıyla sonuçlanırdı işten içe. Ay yazık ama o da çok güzel şeyler yapıyordu. Ama dedim ki Tuğçe'ciğim neden kendini şımartmıyorsun dedim. Çünkü aslında her ay şımarttığım halde bana sebep olsun tekrardan şımartmam için. Kendime bir tane parti düzenliyorum. Tema olarak da son zamanlarda böyle spora birazcık daha ön plan çıkardığım, birazcık daha özen gösterdiğim için düzen yapmaya en azından. Birazcık da böyle komik olsun derken 88 çocuğu olduğum için de beraber 80'ler aerobik temalı bir doğum günü partisi düzenliyorum ki herkes o kadar komik gelecek yani, hiçbir şey yapmasa bile üstündeki zaten kıyafetlerle o kadar komik olacak ki bütün gün en azından gülüp eğleneceğim yani. Size zaten Instagram'da paylaşırım, görürsünüz. Kafamda çok güzel planlar var. Birkaç günümde boştu, böyle dekor falan da yapacağım. Ev falan da süsleyeceğim. Bayağı bildiğin 8 yaşındaymışçasına doğum günü partisi patlatacağım kendime. Şımarıklık üstüne şımarıklık, anlayacağınız. Neyse, muhabbetime doyum olmuyor, ben de fark ettim. Gerçekten araya video sıkıştırmam gerekiyor çünkü çok konuşasım geliyor. Çok fazla konuşacak şey var ve aynı şeyden bahsederken bahsedeceğim başka şeyleri de unutuyor olabilirim. Hiç malzemelerden yaptığım şeyden bahsetmeyip tamamen böyle goy goyun içine daldığımı da farkındayım. Ama ben sizi özlüyorum birazcık konuşmayı. Umarım siz de beni özlüyorsunuzdur ve bu konuşmalarda böyle mute alıp ileri 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 yapmıyorsunuzdur. Yapıyorsanız da canınız sağ olsun. Ama bu ay benim doğduğum ay, yapmayın. Ruh hastalığını fark ettiniz değil mi oradaki ben? Fark ettim. Bunların hepsi altını çiziyorum. Terapisinde konuşacağım daha sonrasında. Neyse, olaylar şu şekilde ilerliyor. Şimdi gördüğünüz gibi aslında tasarım inanılmaz güzel oluyor. Hiç alçak gönüllü falan koymuşum, alçak gönüllü yani. Çok güzel oldu. Bunun böyle daha detaylı bir versiyonu belki sizle ileride illüstrasyon şeklinde beyaz kağıdın üstüne yaparım ki şöyle renkler öne çıksın, güzel bir su boyu kağıdın üstüne falan çok güzel olabilir. Bu şey April yası falan da böyle tasarımın içine kaynadığı için daha da güzel oldu böyle. Çok dikkat çekmiyor ama orada olması. Altınlar inanılmaz öne çıkardı tasarımda böyle. Özellikle yandan baktığında, o ışık vurduğunda üstüne çok güzel parlıyorlar. Tabii ki de pilot kalemimin varlığını ve minik dokunuşlarıyla getirdiği tatlılıkları es geçemeyeceğim. Kendisine tekrardan böyle öpücüklerimi gönderirim. Bu aşk nedir benim pilot kalemimle yaşadığım? Ya bir pilot kalem, bir de cetvel kalem, bir de beyaz kalemim var tabii. Ben bu arada beyaz kalemimle minik dokunuşlar da yapıyorum. Buna emin değildim. Acaba çok kalabalık olacak mı? Çünkü zaten şimdiden birazcık kalabalık oldu. Ki ben hani çok uzun sürmesin video diye birazcık yarıda kestim. Bıraksam beni buna böyle 3 saat daha oynar, mıcık mıcık bütün sayfayı doldururdum. Ama gene de beyaz kalemle böyle birkaç border, birkaç öne çıkarma. Özellikle kağıdım beyaz olmadığı için, bence kağıdınız beyazsa çok da gerek olmayabilir. Ama benim kağıdımın üstüne gerçekten o beyaz etkisi daha da öne çıktı. Ve gerçekten beyaz etkisi böyle daha da güzel parladı ve gerçekten hoş durdu. Neyse, bir kez daha gerçekten dersem gerçekten kurguda kafayı yiyecek. Neyse. Artık beyaz kalemle son dokunuşlarımı yaptıktan sonra da bu sayfamın sonuna gelmiş bulunuyorum. İnanılmaz güzel bir giriş sayfası oldu. Bonkörlükten iki sayfaya birden yaptım. Normalde tek sayfayla yırtardım, bilirsiniz. Neyse, geçiyoruz hemen bir sonraki sayfamıza. Buraya ben hep böyle kocaman bir takvim koyuyordum. Geçen ay bölmeli koydum ve fail oldu bayağı. Hiç kullanamadım falan. Bu ay onun için bölmeliyi bir noktada kullanmıştım. O noktasını ayırıp bir tarafa da kocaman takvimliğe geri dönmeye karar verdim. Ama ilk olarak sayfanın böyle temaya uygun bir şekilde süslemelerini yapacağım için böyle mavi beneklerini, minik süslemelerini falan dokunduruyorum. Daha sonra da şablonu çizmeye başlayacağım. Sayfaya aslında çok fazla desen koymak istemedim de önünü alamıyorum neticede. Bir oraya bir oraya her yer boş olduğu için yani koymak istedim. Bu arada şey fark ettim, markaya çok geçmemiş. Ben de şok. Biraz şöyle buruşmuş sol taraf ama yani çok da lülü değil aslında yani. Ama sizinkini geçtiyse dediğim gibi başka bir yerden kağıt, bir parça, bir şey koparıp orayı böyle kolaj yapabilirsiniz. Üstünü kaplayabilirsiniz yani başka bir kağıt parçasıyla. Şey yapmayın hani, çok da dertlenmeyin arkadaşlar ya diyorum. Şeyden bahsetmek istiyorum hemencik birazcık. Buraya oturacağım şablondan. Bu ay ay kutu kutu ayırma olayını gene yapıyorum. Çünkü bunların içine gerçekten gidip de o gün ne yapmışım, ne etmişim, ne yemişim, işte kimle buluşmam gerekiyormuş, bir randevum mu varmış, işte bir planım mı varmış, neyim varsa hepsini yazmak ve onu takvim olarak gözümün önünde olması inanılmaz yardımcı oluyor bana. Genel olarak böyle yapacaklarımı planlarken. Hatta bazen gidip böyle o gün yapmam gereken şeyleri bile yazıyorum. Hani sabah oturuyorum, hadi bugün birazcık verimli geçsin dediğimde
Böyle minik minik kutular koyup işte şununla başla, bununla devam et falan diye yapılacaklarımı listeliyorum. Onun için bu şemadan vazgeçmeyeceğim bundan sonra muhtemelen. Yani bir iki aya sıkılır gene değiştirebilirim, belli olmaz ama bu kutucuk olayı gerçekten hayat kurtaran bir şey. Kutucukları ayırıyorum ama kutucuğun yanında sol tarafta bu kez bir boşluk bırakma gereği duydum. Geçen ayki şemanın verdiği bir ilham aslında bu bana. Geçen ayki her yeri kutucuklara bölmek nereyi nasıl kullanacağım konusunda biraz kafamı karıştırdı. Onun için burada sadece solda tek bir şablon ayırıyorum ve orası benim must do, yani yapmak zorunda olduklarım aslında. Yapılması gerekenler köşem gibi bir şey olacak. Onu aslında şu şekilde kullanacağım. Mesela bu ay içinde dermatoloğa gitmem gerekiyordur ya da işte bir tane maile cevap vermem gerekiyordur ya da bir çizimi tamamlamam gerekiyordur ama tarihi belli değildir, ne zaman yapacağım belli değildir, yapıp yapmayacağım bile belki bu ay olup olmayacağı bile belli değildir ama unutmak istemediğim ya da daha fazla ertelemek istemediğim ya da işte kendime hatırlatmak gereği duyduğum, üstüne varmak istediğim noktalar varsa buraya onları sıralayacağım. Daha sonra onların günü geldiğinde, tarihi belli olduğunda gidip onları kutucukların içine yerleştirebilirim. Hatta belki renk kodu da kullanabilirsiniz böyle kutuların içinde. Bir renkte yazdığınız bir görevi o renkte o kutuyu boyayarak böyle bir eşleşme falan. Hani daha renkli bir hale getirebilirsiniz siz kendi şablonunuzu. Ama ben bu şekilde ilerlemek istedim. Yani ne kadar faydalı olur yoksa yerden mi çalıyorum kutucuklarımı tamamen böyle tüm sayfayı kaplamalıydım bilmiyorum. Gerçekten önümüzdeki ay bunu tekrardan konuşuruz. Nasıl gitmiş, nasıl olmuş, kullanışmıymış bilmiyorum. O zaman farkına varırız zaten. O zaman birazcık daha hani ay sonuna doğru belli olur. Hizmet edip etmediği amacına. Sizden de varsa şema önerileri, aslında bana şablon önerileri gönderebilirsiniz. Bazen çünkü böyle Pinterest'ten falan güzel şeyler buluyorum ama hani şablonu acaba değiştirsem mi, insanlara gerçekten hitap ediyor mu, yoksa siz böyle gün gün, hafta hafta, tek tek böyle, çünkü bazı burcu yapanlar haftalık böyle sayfa ayırıyorlar, yani her hafta bir sayfa ayırıyorlar ya da her güne böyle kutu kutu tek tek kocaman kocaman kutu ayıranlar falan da oluyor, bilmiyorum, benim tek günü dolduracak o kadar çok yazacak şeyim olmuyor ama sizden böyle ya şöyle olsa daha iyi olur, böyle olsa daha iyi olur dediğiniz önerileriniz varsa duymak gerçekten çok isterim. Bu arada bütün detaylandırmalarımı canım cetvelim ve pilot kalemimle yaptım. Başlıklar da dahil, Masu ve April başlığını da pilot kalemimle attım. Başka da hiçbir şey kullanmadım aslında. Bu tarihleri koyacağım yerlere hani sadece boş kalmasın diye genel nokta, işte hani noktada çok kullandım, yuvarlaklar çok kullandığım için bu somon rengimle oralara minik böyle noktalar koydum. Bunun için beyaz kalemle de yazabilirdim aslında, güzel olurdu ama orada unuttum galiba, ben direkt siyahla daldım lafı. Sonrasında da altınımla böyle minik minik dokunuşlar yapıyorum ki birazcık daha öne çıkarsın diye. Gerçekten daha çok oynamak istiyorum aslında, böyle oynasam falan bayağı bir oynanırdı ama hem arkaya geçmesinden korkuyorum. Giriş sayfamı mahvetmesinden veya bir sonraki sonraya böyle denip geçmesinden. Hem de videonun 500 saat sürmesinden de korkuyorum. Çünkü zaten fark ettiyseniz son anda yayınlıyorum. Çok ucu ucuna yetiştirebildim bu videoyu. Onun için olabildiğince hızlı bir şekilde, yani olabildiğince güzel ve hızlı bir şekilde yalap şalap yapmadan hızlıca bitirip kurgusunu tamamlayıp size de daha da geç kalmadan yayınlamak istiyorum. Bir Nisan sonunda yayınlamış gerizekalı. Neyse, sayfamın son detaylarını ekledikten sonra beyaz kalemimle de böyle öne çıkardıktan sonra 19'a da böyle kalp koydum. Hani bilmeyeniniz varsa 19 doğum günü olmuş. Bokunu çıkarma Tuğçe, tamam yeter. Bu sayfam tasarımın artık sona gelmiş bulunuyorum. İnanılmaz tatlı oldu bence. Tamam şimdi abartmayayım ama çok iyi oldu ya, feci oldu, çok manyak oldu, deli oldu, güzel oldu. Benim gerçekten hoşuma gitti. O kenardaki bölgeyi de göreceğiz ne kadar işlevsel diye. Hemen geçiyoruz bir sonraki sayfamıza. Şimdi bu sayfanın sol tarafına Habit Tracker ve yanına uzun süredir kullanmadığım başka bir şema yerleştireceğim. Ama bu şablonlara geçmeden önce ilk olarak renkleri atmaya başlıyorum ki onlar bir yandan kuruya dursunlar, kuruya yazsınlar diye. Bayağıdır kullanmamıştım yazsınlığı, kelimeler bir ara bilirsiniz. Bahsetmiştim belki, biliyorsunuzdur. Çok severim düşe yazmak, kuruya yazmak, konuşa yazmak. Neyse, normal ajandalarımın önceden böyle 5-6 sayfa falan sürüyordu. Yani önlü arkalı 5-6 sayfa sürüyordu. Şimdi direkt giriş, gelişme ve sonuç olaraktan 3 satırda bitirebiliyorum. Ama geçen ay var ya, neredeyse bu Habit Tracker kısmının köşesi hariç yandakileri hiç kullanmadım. Gerçekten gereksiz geldi. Onun için zaten bu ay tamamen onları da değiştirdim. Ta ilk ajanda yapmaya başladığım zamanlarda, böyle ajanda ne nasıl kullanıyor falan bilmediğim zamanlarda kullandığım şemalar vardı. Onlara geri dönüş yaptım aslında. Çünkü o şemalardan bir tanesi
bana meğer iyi geliyormuş yani. Bayağı işime yarıyormuş. Aslında hangi şema olduğundan da bahsedeyim. Şey, mood tracker. Birkaç kez kullandım. Sonra gereksiz falan demiştim. Zaten işte günlük yazıyorum falan demiştim. Ama artık günlük yazmadığım için o şemanın geri gelmesi gerektiğine karar verdim. Bir de aslında bir sebebi daha vardı. Bir saniye habit tracker köşesini hazırladıktan sonra bahsedeceğim ondan tekrardan. O kadar heyecanlanmış ki önüne geçemiyor. Böyle yenilik yapıyor ya. Çok büyük yenilik. Aman yarabbim. Nasıl bir yenilik bu Tuğçe? Nereden aklına geldi? Habit tracker kısmıma her zamanki hemen her zamanki aynı alışkanlıklarım yazıyorum ama şemayı değiştirdim. Bunu da böyle başka bir yerden ilham almıştım. Bulursam linki de bırakırım size. Böyle üste öncelikle takip edeceğim alışkanlıkların başlıklarını atıyorum. Ben her zamanki gibi işte spor, sağlıklı beslenme, dil, portfolyo ve kişisel bakım ekledim. Aslında dili bazen ekliyordum, bazen çıkarıyordum. Çünkü neredeyse hiç çalışmıyorum ama artık başlamam gerekiyor. Portfolyoya da Maya falan koydum ama bu aylarda portfolyom üstüne çalışmaya başlayacağım. Onun için gerekli olduğunu düşündüm. Zaten self-care'de biliyorsunuz oje sürsem bile self-care olarak düşündüğüm için, kişisel bakım olarak düşündüğüm için doldurması çok da zor olmuyor yani. Neyse bunları üste başlıkta attıktan sonra yukarıdan aşağıya doğru ayın günlerini yazıyorum. 1'den 30'a kadar. Daha sonra da noktalı ajandam olmadığı için, sizin noktalıysa bu kısmı yapmanıza hiç gerek yok. Bu karşılığı gelen yerlere, yani günlerin karşısına gelen ve alışkanlıklarına altına gelen bölgelere noktalar koyuyorum ki daha sonra o alışkanlıkları yerine getirmeye gidip bu noktanın üstüne ya çarpı atarım ya da renk kullanaraktan böyle oraları boyarım onu, o alışkanlığı yerine getirdiğim günleri. Böyle bir minik değişikliğe gitmek istedim. Her ay aynısı olmasın diye. Birazcık şekil, bir değişiklik, bir yenilik, bir bahar havası gelsin istedim. Çünkü sanırım duyduğuma göre Türkiye'de bahar havası gelmeye başlamış, gözünüz aydın. İki double kış yaşadınız, inşallah double yaz da yaşarsınız ne diyeyim. Neyse bunun yanı kısmına da mood tracker koyacağım. Aslında üstte mood tracker koyacağım. Altı da yeni bir, çok yeni gerçekten hiç yapmadığım bir alan yerleştireceğim ama önce mood tracker'dan bahsedeyim. Son aylarda değil aslında, son birkaç yıldır desem çok daha doğru, nasıl da yalan söylemiş ya aylardır. İşte son yıllarda adet dönemlerimde belirtilerim inanılmaz rahatsız edici ve yüksek oluyordu işte. İştah açılması, mod değişiklikleri, böyle genel bir hüzün, genel bir depresif hal, gerçekten yeme bozukluğu seviyesine varacak kadar bir iştah açılmasından bahsediyorum. Fark ediyordum ama önüne geçemiyordum. Özellikle hani mood değişimim çok etkiliyor tabii, tüm ilişkilerimi ve işimi de etkiliyordu. Son zamanlarda kendime Google amcayla beraber bir teşhis koydum. Hoş, doktorumla konuştuktan sonra daha böyle detaylı konuşurum bunu size. Doktorumla henüz konuşamadım çünkü ama daha sonradan hani netleşince sizle de paylaşmak istedim. Çünkü belki sizde aynı durumlardan geçenler vardır diye. Neyse genel olarak modumu takip etmek istiyorum. Hani buraya geçip sadece satır satır hani iştahım nasıl, uykum nasıl, genel modum nasıl diye böyle düşmek istiyorum. Üstteki bölümü bunun için kullanacağım. Altta da accomplishment diye bir tane, yani başarılar, yerine getirilmesi gereken şeyler gibi, tam çeviremedim şu anda da, böyle bir bölüm ayırıyorum. Buraya şey yapacağım, video bittikten sonra böyle sakin kafayla düşünüp bu ay içinde başarmak istediğim, işte tamamlamak istediğim şeyler yazacağım. Mesela 3 seans yoga yap, işte sahilde yürüyüşe çık. Allah'ım emekli albay ya. Çık içimden emekli albay. Ne bileyim işte tatu yaptır. Böyle varsa bu ay içinde gerçekten Tuğçe hadi bunları yaptır artık, erteleme diyeceğim şeyleri yazmak istiyorum ki arada böyle boş zamanım olduğunda ya da ne yapacağımı bilemediğimde ya da canım sıkıldığında açıp bakıp bak Tuğçe bunları yapmak istiyordun, hatırlatıcı olsun bana diye böyle bir alan bırakmaya karar verdim. Daha önce böyle bir şey denememiştim. Denemiş de unutmuş da olabilirim. Hiçbir fikrim yok ama denemedim diye hatırlıyorum. Ama eğlenceli olabilir diye düşündüm. Bakacağım bakalım ay sonunda gerçekten içime yarayacak mı diye. Neyse. Üstteki kısma şey yaptım. Her aya denk gelecek şekilde böyle 30 tane nokta bıraktım. Hepsinin karşısına geçip tek tek yazacağım böyle aksatmadan. Alt kısmı da hiçbir şey yapmadım. Oraya kaç tane hani yapmak istediğim şey olacak bilmediğim için boş bıraktım tamamen alanı. Şimdi geçiyorum hemen sayfamın sağ tarafına. Buraya da aslında ilk ajanda yaptığım senelerde, yani evet o ilk aylarda diyebilirim aslında. İlk ajanda yaptığım aylarda kullandım. Daha sonra kullanmayı bıraktım ama şimdi tekrardan kullanmam gerektiğini düşündüm. Bir şablon yerleştireceğim. Highlight of the month, yani ayın öne çıkanları. Bunu o zaman günlük tuttuğum için bırakmıştım. Zaten bahsediyorum her şeyden diye. Uzun süredir günlük yazmadığım için düzenli yazamıyorum bir türlü. Tekrar alışkanlığa getiremedim hayatıma. En azından buradan böyle bir minik bir başlangıç yapabilirim diye düşünüp her gün gidip o gün nasıl hissediyordum, o gün neler oldu, o günüm nasıl geçti diye böyle minik bir cümleyle o günümü açıklayacağım. Bir yer olsun istedim. Bu da belki beni birazcık daha günlük tutmaya teşvik eder ya da hani bir sonraki ay dönüp de ya Nisan'ım nasıldı, ben ne yaptım cidden Nisan'da deyip hani sadece gidip kamera rolumda böyle scroll edip hani
yukarı kaydırıp ne yapmışım, neler olmuş diye resimlerden takip edeceğim ve birazcık daha kelimelerle hani kendi düştüğüm içimden gelen minik romantik notlarımla hatırlatırım kendimi. Bu şekilde belki daha iyi olur dedim. Çünkü hatırlıyorum şablona yer verdiğim aylarda hoşuma gitmişti genel olarak. Aa iyi oluyor ya böyle falan diye böyle yazarken kendimce mutlu olmuştum. Bir de hani günümün özetini çıkartıyordum. Hani birazcık daha verimimi de arttırmıştı böyle çok boş geçirdiğim ya da birkaç gün üst üste hüzünlü falan geçtiyse böyle bir mod düşüklüğüm varsa falan üstüne gidip birazcık daha farkındalık yaratmıştı. Benim kendi gidişatımda en azından. Oo uzun cümlelerin kralı Tuğçe. Sanırım şey oluyor video ilk başladığımda böyle bir süredir konuşmadığım bir anda konuştuğum için çok konuşamıyorum. Videonun sonuna doğru konuşmam birazcık daha düzeliyor gibi. Yani aslında düzenli video çekmeye başlarsam belki konuşma sorunumun da önüne geçebiliriz. Sanırım ya mantıklı geldi bir anda bana neyse. Bu sayfanın kenarı da arkaya geçse de umurumda olmayacağı için yani bir sonraki ay oradaki alanı boş bırakıp müsriflik yapıp bir sonraya atlayabileceğim için böyle birazcık daha boyaya abanarak koyu birazcık daha koyarak falan da oturttum desenimi. Giriş sayfamdaki zaten hemen hemen desenin benzerlerini böyle birazcık daha serbest bir şekilde canım ne istiyorsa hoşuma gidecekse uyacak şekilde köşeye oturtuyorum. Oraya da artık yazı yazmam birazcık daha sayfayı hani küçültmüş oldum ama... Şimdi böyle şeylere odaklanmayalım ya gerek yok. Sığmazsa bir tane post-it koyarım oraya yazarım yani ekstra yazacak şeyleri çok da atla deve değil netice olarak. Satır çizgileri yapmadım ama fırçayla böyle birkaç satır izi bıraktım. En azından hani çok yamulmayayım bana birazcık referans olsun diye ama yarıya kadar yaptım. Kendime inancım bu kadar sanırım. Göreceğiz yani yıl sonunda tekrar biz sizle ajanda flip through yaparız. Ajandayı bir gezeriz ne yapmışım nasıl kullanmışım diye orada akla kara ortaya çıkartacağız zaten. Neyse kalemimle, beyaz ve siyah kalemlerim, canlarımla beraber minik detaylarımı da ekledikten sonra aslında bu sayfamın tasarımında sona gelmiş bulunuyoruz. Ben her ajandada olduğu gibi buna başlarken de güzel olacak mı, tema iyi duracak mı bilmiyordum. Bir de şablonlarda da değişiklik yaptım, tam kafamda oturtamamıştım. Ama sanırım kanaldaki yaptığım 5 en iyi tema içine girebilecek bir tema oldu diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz çok merak ediyorum. Beğendim çünkü bana görsel olarak kendime görsel şöyle hazırladığım için tabii ki de beğeniyorum. Ama dışarıdan nasıl görünüyor sizin fikirlerinizi de duymak çok isterim. Umarım hepiniz için güle oynaya, eğlene, sevine, yuvarlana, zıplaya geçireceğiniz şahane bir ay olur. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizle yakında yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.